Merhabalar efendim. Ay ne üstüme kırışmış. Nasılsınız? Güzel bir gün olsun. Herkese sevenleriniz bol olsun. Bayram geliyor, böyle birazcık tatil kıpırtısı içimizi aldı değil mi? Yani böyle birazcık başladı. Böyle bir o tatil geliyor ya, o beklenti. İnsan sanki şimdiden böyle tatil huzuruna dönmüş gibi oluyor. İhbaratlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Şimdi efendim, İyisiniz, böyle neşelisiniz, keyfiniz yerinde değil mi hanımlar? Eşinizi takdir yapıyorsunuz, takdir ediyorsunuz, güzel davranıyorsunuz değil mi? Kocalar da seviniyor mu? Seviniyor, ben. Seviniyorlar mı? Aa, ne diyor? Esra Hanım çok seviniyor. Benim eşim gerçekten çok böyle bir candan bir insan. Çok seviniyor. Şimdi ben onu tatile giriyoruz dediniz ya. Ben onu şimdiden gönderdim memleketimize. Ha, şu sen anda yolladın kocayı. İltifat edip yolla. Takdir evet, et yolla. Çok, şu anda çok mutlu oldu. Şimdi gönderdim onu. Şimdi ben de peşine gideceğim. Heh. Allah kısmet ederse. Sen de rahatça gideceksin. Evet. İyi, o zaman kocaları takdir ettiğinizde ne güzel, evden de rahatlıkla yollayabiliyorsunuz. Bu avantajını ilk defa öğrenmiş oldum. Şimdi Yazgül gelecek. Yazgül yine bugün çok böyle süslenmişsin, güzel güzel. Bakalım Yazgül neler yapmış? Birkaç gündür yoktu. Herhalde bakıma girmiş Yazgül. Gel bakalım. Yazgül, her şeye göre yazman var. Merhaba, sen nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Hoş geldin. İyi mi keyfin? İyiyim çok şükür. Sen nasıl iyisin? Ben de iyiyim. Ne yaptın? Böyle bir şeyler yapmışsın. Bir şeyler sen yaptım. Ama güzellik bakımına gitmiştim. Güzellik bakımına girdi. Evet. Hem aslında güzellik merkezine gel otur Yazgül. Güzellik merkezinde iş arıyorsun. Hem de bakımlara da giriyorsun. Ha? Evet. Ben Yerli Şakira. Kim? Efendim? Yerli Şakira'yım ben. Yerli Şakira'sı. Evet. Bir de baka baka bir parçasını çalsanız. Ha, Şakira'lık. Şakira'yı sever misin? Evet, çok seviyorum. Aa, Şakira'yı ben de çok severim. Ben çok seviyorum. Yerli Şakira'yım diyor. Peki o nereden şey çıktı? Nasıl yani aklına geldi? Seviyorum yani. Sürekli izliyorum zaten. Hep izler miydin? Evet, hep izlerdim. Ben hep Yazgül ne diyorum biliyor musun? Bu Dilber diye bir hani şey çıktı, bir dizi çıktı. Hatta böyle dans, işte dans evet, ederek hayatını kazanan bir kadın vardı orada. Sonra bana gelen soru cevaplarda kocalarını kıskanmışlar o Dilber'i izlemesinden. Yani dans ediyor da benim kocam o diziye bakıyor diye kıskanmışlar. Ben de kadınlara dedim ki siz de onun gibi dans edebilirsiniz kocanıza. Yani siz de o dansı niye bir kadın yapamazsın? Yapabilir gayet de. Her kadının bir dişiliği vardır. Her kadının bir kıvraklığı vardır. Aynen. Ve bence dans etmek de kadına çok da yakışıyor. O yüzden hiç kıskanmayın. Yapamadığınız şeyleri kıskanın. Yapabileceğiniz şeyi niye kıskansın insan? Değil mi? Yani Yazgül. Aynen öyle. Peki Yazgül, işle ilgili durumlar ne oldu? Şu anda gerçekten şu anda iş bekliyorum ama hiçbirisini beğenmiyorum. Beğenmedin. Bana göre değil yani. Ha, sen kendine göre gelme. Evet. CEO'luk geldi mi sana? Yok, o da gelmedi. CEO'luk, müdürlük? Gelmedi. Ben zaten TikTok'ta kazanmak istiyorum. Ha, TikTok'ta. Evet, bir evim olursa, aslında bir evim olursa, kiralık bir eve çıkarsa, ondan sonra ben TikTok'ta bence bana gelir. Peki o zaman Şakira olmaya karar verdiğin için CEO'luktan vazgeçtin. Evet. Şakira olmak daha iyi gelecek diyor. İyi, biraz espri yapmamız lazım. Peki Şakira, hiç gördün mü fotoğrafını Şakira'nın? Gördüm resmi. Gördüm, çok videolarını çok gördüm. Çok beğeniyorum. Beğeniyorsun evet, da çok da güzel. Arkadaşlar kadın. Arkadaşlar böyle fizimi çok benzetiyorlar. Ha, fiziğini ona benzetiyorlar. Çok oynama şeklim de öyle. Çok oyunu gibi oynarım ben. Ha, Şakira gibi oynuyorsun. Evet. Oynamak da bir, hani demin dediğim gibi bir marifet, Şakira gibi oynuyorsa. Peki TikTok'ta böyle hani para kazanmak için böyle biraz hareket etmek, dans etmek gerekiyor mu? Yok, hayır tabii ki. Öyle bir şeye gerek yok, hayır, diyorsun. Hayır, normal açıyorum videomu zaten. İnsanlar sesini beni biraz yükseltsene Yazgül, az geliyor. Biraz rahatsın, kusura bakma sesim. Geçmiş şimdi olsun. İnsanlar beni seviyor gerçekten. Beni sürekli görmek istiyorlar. O yüzden ben TikTok'a giriyorum, canlı yayın açıyorum. İnsanlarla sohbet ediyorum. Onlar benimle sohbet ediyor. Mesela TikTok'ta canlı yayın, benim TikTok'um yok, bilmiyorum çok. Canlı yayın açıyorsun, ne kadar konuşuyorsun? Konuşuyorum işte, sohbet ediyorum, bazen müzik açıyorum. Ne kadar yarım sürüyor? Yarım saat, 10 dakika, 15 dakika, öyle bir şey. Hı hı. O duruma göre, sorduğu sorulara göre. Soru cevap gibi yapıyorsun yani. Evet. İnsanlar sana ne soruyorlar genelde? Ya hep Çuşkam'da bahsediyorlar. Hep Çuşkam'da. Zannediyor ki ben kötü bir anneyim. Ben Çuşkam'ı bırakmışım. Ben Çuşkam'ı hiçbir zaman bırakmadım. Ben eşimle boşandım. Devlet öyle uygun gördü, öyle karar verdi. Devlet zaten Çuşkam'a ve babasına verdi. Eşim ki gerçekten gidecek yerim olmadığı için
biliyorsunuz ben şu anda otelde kalıyorum. Evet. Ondan sonra ben bu çocuğa nasıl bakacağım? İlk önce kendi ayaklarım üstünde durayım. Bir evim olsun zaten çocuk. Hani büyük hepsi bana gelirler. Peki. Ben zaten haftada bir görüyorum onları. Ama evim olmadığı için ben şu anda görmüyorum. Göremiyoruz. Peki Yazgül, şimdi TikTok'tan aslında kazanmaya başladım biraz değil mi? Evet, kendine? oluyor. Evet, olacak ne inşallah. Ne kadar kazanılıyor mesela? Bir canlı o kadar değil yani, normal şu anda daha. Ne kadardır yani? Az yani, fazla çıkmıyor. Ayrı bir eve mesela çıkarsın. Mesela bir canlı yayın açsan 10 bin 20 bin. Hayır, o kadar değil sanırım. O kadar kazanmıyor. Yok. Keşke o kadar olsa, kira param çıkar. Hediye atıyorlar ama. Zaten kira param çıkar Esra Hanım. Ha, 5 evet. bin? Hayır, o kadar değil. 1 milyar, 2 milyar öyle bir şey. 1000-2000 TL bir canlı evet. yayında günde 1000-2000 TL. Yani, evet, o peki o hediye yani. Nasıl atılıyor? Beni sevenler, beni hayranlarım sevenler atıyorlar. Hediyelerde para demek ama değil evet, mi? Evet, tabii ki. Pahalı hediye atan oluyor mu? Evet, oluyor. Sevenler varsa atıyorlar. Durumu biliyorlar zaten. Peki mesela sen güzel bir şey söyleyince mi pahalı hediye atıyorlar? Yok, onu değil, sevenlerim atıyorlar. Sevenlerin arada. Onunla hiç alakası yok. En pahalı hediye ne kadar? Aslan. Aslan ne kadar? 30. 30 bin TL. 30 bin. Ha, aslan atarsa sana bak, aslan en pahalıymış. 30 bin TL almış. Hiç aslan atan oldu mu? Evet, atlı bir. Aa, 30 arkadaşım bin bak. Aslan atılsa 30 bin. Evet arkadaşım. Yani bayağı iyi ama para. Sürekli gelmiyor ki. Ne? Sürekli gelse de iyi olurdu. Kira sürekli param aslan atsınlar o zaman, söyleyelim. Kira param çıkardı. Ama mesela bazen espri yaptığında ya da bazen güzel bir şey söyle, bir şey yaptığında atıyorlardır aslanı değil mi? Evet. Hı? Öyle. Kaç aslan gelmiştir sana? Valla 3 tane bir arkadaşım 3 tane attı. Bir anda 3 tane aslan atıyor. Bir anda değil. 2-3 günde attı ama daha sürekli 90 attı. Bin eder. Yeni attı ama yeni. Yeni atıyorlar aslanları. Hı. Aa, 90 bin eder. Bakın 3 zaten burada aslan... seslendim. Bak, ben yüzük kadınların da gözü. Ne oldu? Ha? Ayşe yine sen kıskan. Yok, kıskanmadım da iyi bir para. Allah iyi bir para yani. Versin. Taş atıp kolum Ayşe yoruyor. Yakında seni TikTok'ta görmeyelim. Ha? Bilmiyorum. Ama ne kadar olsa yine ihtiyacım var gerçekten. Evet. Maddi manevi şekle yine ihtiyacım var hale gerçekten. Peki o paraları toplasan da ev tutulabilir. Ama şu anda gerçekten Esra Hanım hiçbir kuruş para alamıyorum. Çünkü benim banka kartım bloka olmuş, para çekemiyorum. Çünkü ben Esra Hanım programı daha önce çıkıyordum biliyordunuz. Evet. Ben oraya çıktığım için borcumu ödeyemedim. Bayağı kaldım ya programda, şu anda icralık oldu. El koymuş üstüne, alamıyorum. Bloka olmuş, alamıyorum. Peki onu çözümlemek lazım. İnşallah bir gün hallederiz ya. Hı hı. İnşallah, bilmiyorum Allah. Programdan dolayı mı haciz koydular? Ha bak, kim çıktı? Ay çok seviyorum. Yazgül. Evet, seviyorum onu kendisi. Shakira. Evet. Güzel kadın ama ben de çok beğenirim Shakira'yı. Oynama hem tarzını fiziği çok güzel, seviyorum. Yüzü de çok güzel. Ben de kalınımı gerdireceğim Esra Hanım. Bayramdan sonra harbi... ameliyat beni bir bekliyor. Duyamadım Yazgül, bir daha söyler misin? Bayramdan sonra ben de karnımı gerdireceğim. Ha, karnını gerdireceksin. Sevenler, hayranlarım varmış. Onlar beni yapacaklarmış. Aa. Evet. Yani ücretsiz... Ama sevmiyorum. Gerçekten karnım, göbeğim bayı var. Benim oralım çok bozuyor. Ha, göbeğini alacaklar. Evet, gerdireceğim ben. Gerdireceksin. Yurt dışından geliyor. O da hayranlarım yapacaklarmış. İstiyorum. Yani ücretsiz yapacaklar seni. Evet, karnını da gerecekler. Evet, çok seviyorum. Hayranları ödeyecek. Hayranlarım ödeyecek. Hayranların ödeyecek. Çok. Sen ama herhalde onlara rahatsız olduğunu söyledin karnında. Evet. Her bayan ister. Çok doğumdan Esra Hanım sonra. Doğru da her bayan istemez mi? Bakayım mı? Yani her bayan istemez mi? Gerçekten var, biraz sevmiyorum. O değil belki mi? Doğumlardan sonra evet, olmuştur. Evet, doğumdan sonra desem. Evet. Kaç çocuk? 6 çocuk doğurdun. Normal ki, yani evet. Aslında bakarsak. Evet. Öyle. Ama o zaman daha çok Shakira'ya benzeyeceksin. Öyle mi? Esmer hali de var Shakira'nın. Siyah saçlı, böyle koyu renk saçlı. O haline benzetiyor. O zaman yerli Shakira olacağım diyorsun. He? Onu gibi. Shakira'nın bir dansını açsanıza. Ama dansı öğrenmişsin. Oynuyorsam utanıyorum şimdi. Dansı öğrenmişsin Yazgül. Ben oynuyordum, kızken de oynuyordum. Çok seviyordum. Parçalarını izliyordum ben. Daha çok eski zamanlardan beri dans ediyorsun. Vallahi güzel. Ya ben bir şey söyleyeceğim. İnsan olarak hani bazen yargılayabiliriz ya da şey yapabiliriz ama insanın mutlu olduğu şeyleri yapmak. Vallahi ben doğal halimle davranıyorum. Ben böyleyim yani. İnsanlar beni böyle sevsin. Ya ben aslında ben diyorsun, doğal halim bu, karakterim bu. Ama güzel dans etmedin mi? Bayağı. Aa, utandın anladım. Daha çok aynısını oynuyor. Utandın mı, çekindin tabii şey yapmak. Ha? Ne diyorsunuz? Bunun dansını izledim zaten Esra Hanım TikTok. Sen de her şeyini izliyorsun, biz görmüyoruz, sen görüyorsun. TikTok'ta o da beni
hayranım. Hayranın aslında. Evet, gerçekten onda kalmış. Yok, aslında hayranı değilim ama görüyorum yani, yani. Keşfete düşüyor. Görüyorum. Şeyde TikTok'ta sürekli oynuyor zaten. Aslan da atıyorlar. Görüyorum, attıklarını da görüyorum zaten. Yani canlı aslan yayınlarda. Geliyormuş Yaz Gülsal'a. Başkası almasın o aslan paralarını ha. Baya para geliyor yani, atıyorlar. Teşekkür ederim. Büyük bütün hediyeler atıyorlar. Hatta bir keresinde birisi araba attı galiba değil mi sana? Evet. Attılar araba atınca yani. Ne oluyor? O da yani yüksek bir fiyat. O da mı 30 bin? O da 20 bin küsür galiba. E nerede bu paralar Yazgül? İşte alamıyorum ki hiçbir, şu anda bir kuruş alamıyorum. Gerçekten sanırım şu hesabım blok olmuş. Acaba başkası mı alıyor? Yok hesabım. Blok, başka hesaba bağlı TikTok'unu. Evet öyle yapmayı düşünüyorum. E yap, yazık değil mi bu kadar evet, para? Evet. Kaç zaman kaç para birikmiştir orada? Evet. Baksanıza TikTok'tan nasıl şey evet. yapabiliyorlar. Ama akıllıca evet. davranmazsa insanı tabii farklı şeyler yapmaya da yöneltebilir. Bu kadar para kazandıran bir şeyde. Hani dikkat etmek de gerekir. Senin onu hesabını başka yere bağlı. Belki de başkasına ama gidiyor. Ama başka bir hesap da açsa, eğer böyle bir yazı varsa ihtiyat tedbir anlamında ya da tedbir anlamında oraya da bloka koyarlar. O zaman önce o borcu ödemesi tabii, gerekiyor. Tabii. Önce o borcu ödeyecek. Tabii. Ne kadar bir borç Yazgül bu? 30 milyar da 22 milyara ayarladılar. 22 bin ödenir ya. Vallahi bilmiyormuş. Ödenir, hemen gelsin. İnşallah. Her şey yoluna gider bence. Bir aslanla ödenir valla. Değil mi? Söyle Kadriye Hanım. Yani şimdi ben tabii öğreniyorum. Ben de yavaş yavaş öğreniyorum. TikTok bilmediğim için. Esra insanlar... Hanım ben de bilmiyordum vallahi. Ama çok güzel dans ediyor. Ben de imrendim. TikTok mu açsak acaba? İmrendiniz değil mi hanımlar? İmrendim valla. Böyle çok şey güzel yapıyor. De para kazanıyor. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Ama tabii o bir böyle sonuçta bir sevilmiş, insanlar seviyor ve o yüzden para atıyor. Size belki atmazlar Kadriye Hanım. Valla Esra Hanım, ne bu dansı yaparım ne de TikTok atsınlar. Her şeyde bu yollardan para kazanacağına o kadar iş gelen imkanlarını biraz değerlendirsin. Ya onlar da değerlendireceğim ama şimdi girsin, de biraz zamana ihtiyacım var. O kadar parası var madem 20 milyonu ödesin, paralarını alıp hiç olmazsa bir yere bir ev tutup çocuklarına tabii sahip çıkıp. Tabii ki ev tutacağım, tabii ki yani düşünüyorum bayramdan sonra. Yani bu yoldan para kazanmak o kadar önemli değil. Evet. Bir işleri değerlendirsin, güzel bir işe daha çok daha iyi olur. Zaten daha bayramdan çok sonra tutar. Bir eve yani ayrı bir eve çıkacağım. Çıkıp da TikTok'larda oynamakla bitmiyor. Yani tabii herkesin fikri birazcık kendine de bakalım. Sen Hatice Hanım doğru bulmadın. Siz Gülşen Hanım? Ben aslan ne demek olduğunu zaten bilmiyordum, şimdi öğrendim. Aslan ne demek? TikTok'u zaten ben bilmiyorum. Onun için Yazgül de yani bu yoldan para kazanmak da hoş bir şey değil. Birazcık daha ama sonra ama kimse başka, bana iş vermiyorsa ölürsün. Başka yerlere gidebilir. Sen fenemezsin. Sana çünkü sen nasıl bulaşık yıkayacaksın? TikTok oynamayla olmayacak ki canım. Ben şimdi ölüyüm sonuçta. Ama, ben Türkiye'nin starı seçildim. Tamam. Biliyorsun. Ben Türkiye'nin kraliçesiyim yani. Etilerin alevisin. Onu evet, da biliyoruz. Canım. Etilerin alevi olduğunu da evet, biliyoruz yani ama. Evet yani sosyeteyim canım. Canım bir ünlüyle konuşuyorsun sonuçta. Ben nasıl bulaşık yıkayacağım canım? Ya bulaşık yıka demedi ki. Evet yani. Bulaşık başka yıkayacağım. Bir işte yapabilirsin yani. İlla ki bulaşık yıka değil ki. Başka bir işte konfeksiyona girersin, temizliğini yaparsın. Hayır canım, kıyafet... temizlik yapmam, kusura bakma. Ben ünlüyüm canım, kendime yakıştıramam yani. Bir tane bu hani hatırlıyor musun? Antep'ten biri aradı seni kuaföre. Evet gerçekten şey birkaç arkadaşımla konuştum. Allah ondan razı olsun. Ona burada çok teşekkür ederim. Ama işte ben o çok uzak olduğu için gidemedim. Uzak geldi. Bir evet, görüntüleri mi vardı oranın? Kuaförün görüntüleri var. Hani bir hanımefendi aradı, çok istedi ya. Böyle gelsin. Bak güzel de bir merkezi var. Hem de kurs verecekti sana böyle güzellik merkezinde. Orada da ona müdür çok olacaktı. Ederim. Bak burada müdürlük yapacaktın. Sana kurs vereceklerdi. İstemedin onu değil mi Yazgül? Ha? Evet, birkaç arkadaşım da ya, istemedi. Uzak dedi Yazgül, olmaz. Arkadaşlarım mı istemedi? Evet evet, çünkü burada işim iş teklifi de geliyor ya bana. Reklam teklifi aslında geldi. Aslında çok da güzel bir yer yapmışlar. Geldi. Ne diyorsun? Dizi teklifi geldi bana. Ha dizi teklifi mi? Ben ya? Dizide de oynamak istiyorum şu anda. Gerçekten Hanım Ağa dizisinde oynamak isterim. Hanım yani. Ağa mı? Evet, Hanım Ağa dizisinde oynamak isterim. Ha, o diziden mi? Onu mu çekeceklermiş tekrardan? Ben evet öyle duydum. Bir arkadaşım dedi seni oraya göndereceğim. Ben burada yanı sesleniyorum beni sevenlerime. Sesini yükselt biraz Yazgül, çıksın. Ben burada sevenlerime sesleniyorum. Hanım Ağa dizisinde oynamak isterim. Dizi oyunculuğu teklifi reklam teklifi gelmiş. De gelsin. Bana değerlendiririm yani. Ha, sen aslında böyle sonuçta biraz... ben bir markayım daha. Aslında birazcık daha evet. Şov dünyasında her yerde beni çağırıyor.
Şov dünyasında mı olmak istiyorsun Yazgül bundan sonra? Ya işte güzel yerlere gelmek istiyorum. Ayaklarım üstünde durmak mesela istiyorum. Mesela hedefin ne? Hedefim nasıl biliyor musun? Bir evim olsun isterdim. Bir arabam olsun. Bir de çocuklarım yanımda olsun. Çocukların yanında olsun. Evet, her şeyin. Peki meslek olarak, iş olarak ne yapmak istersin? İş olarak TikTok'ta zaten bana gelir, inan bana. Oradan gelir bana. TikTok yeterli gelir, diyorsun. Bence bana için. Gelir. Evet, çünkü hayranım yani çok. Yani TikTok'ta bana. İçerik üreteceksin. İnsanlar sürekli zaten beni TikTok'ta görmek istiyorlar. İnfluencer olacaksın. Türkiye, evet, yurt dışında da çok izleniyorum. Burada yurt dışında kucak dolu sevgiler. Sizi çok seviyorum ki varsınız. Bu gelen paralar ama senin tutman lazım. Bir şekilde onu şey yapman lazım. İnsanlara da çok inanmamak lazım. Ha, söyle Filiz. İnşallah şey yoluna gider. Esra Hanım. Allah herkesi kalbine gülebilsin. Amin. Esra Hanım. Yazgül ilk önce geldi müdür olmak istiyorum dedi. Olmadı işte, ne bileyim. Yapma. Olmadı değil, sen kendini yönetemiyorsun ki Yazgül, sen başkasını yöneteceksin. Müdür olur mu Allah aşkına? Bir de diyorsun ki ben starım. Starın bir meziyeti olması lazım. Ya bir şey, olacak işe yani yavaş şarkı yavaş. Söylemiyor, türkü söylemiyor, bir oyunculuğu yok. Yani kalktın şuraya ki, bak ki şöyle kıvırdın diye. Le dünyayı geriyorum. Her baskimi kermi. Sesim güzeldi. Ben bu kadar seni utanıyorum yani şimdi. Yani sesim de güzel demek istiyor aslında. Evet. Yani sesim de gayet güzel bir şekilde. Şimdi Filiz sana kınayı cevap verdi. Kınayı getir Ali. Kınayı getir Ali. Pamağı batır Ali. Bu gece misafirem, bu gece misafirem, koynunda yatır Ali, koynunda yatır Ali. Aa, güzel söyledi ama. Ben beğendim vallahi. Ne diyorsunuz? Ben beğendim. Allah Esra Hanım, Ayşe abla çıksın şuraya. Sesi ondan daha güzel. Kime? Ayşe ablanın sesi ondan daha seni güzel. Seni sevemeyen ölsün ölsün. Ayşe ablanın daha güzel. Evet, sesi daha güzel. Allah Allah. Ayşe Hanım bir şarkı söyler misiniz? Merak ettim. Söylesin, bizim kadınlar da yarışıyor. Yazgül'le yarışıyor. Durum, bende sıra. Evet. Ha, söyle Ayşe Hanım. Unutamam seni ben. Yanımdan gidemezsin. Seviyorsan benimle oturup içeceksin. Ayşem, aylardır duymamıştık. Ama sesi güzeldi gerçekten. Güzel mi sesi? Evet, güzel söyledi. Güzelmiş. Devam et bakayım. Evet. Bari bildiğin bir şarkı söyle. Bugünlük bu kadar. Arkadan rap bir şey alıyorsun. Bir tane bildiğin söyle şarkı. Çok aklımda da işte Esra Hanım. Söyle söyle. Heyecan ya. Vallahi bildiğim. Yazgül'le düet yapın istiyorsanız. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Sözlerin kimseye ümit vermesin. Yalnız vay benim vay be. İçin bak yeşil yeşil. Vallahi Temke, biliyorsunuz hiç bilmiyordum, aylardır böyle ne güzel aslında, böyle bayrama doğru ilerlerken de güzel de bize bir şey oldu, renk oldu. Ne güzel de söylüyormuşsunuz bakın. Şarkı söylemek, resim yapmak, sanatla ilgilenmek, dans etmek insanın ruhuna iyi gelen şeyler. Evet. O yüzden hiç utanmadan, çekinmeden, hatta herkese de göstermek zorunda da değilsiniz. Evde yapabilirsiniz bunu kendiniz için, ruhunuz için. Değil mi Yazgül? Aynen öyle. Benim anladığım, sen artık şov ve bu dünyada olmak istiyorsun Yazgül. Evet. Bulaşık yıkamak istemiyorsun, CEO da olmak istemiyorsun. Evet. Asıl isteğin aslında bu... Birazcık daha hani şov, insanlara gösteri durumunda olmak istiyorum. Ya insanları memnun etmek istiyor. İnsanlar yani bu tarz şeyleri seviyorlar.
Zaten beni öyle sevdiler, öyle beğendiler. Ben de onlara layık olmaya çalışıyorum. Hayat senin hayatın. Her zaman o insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Ben hep şunu söylerim. İnsanları yargılamak kolay. Hayat onun hayatı. Neyle mutluysa onu yapsın. Sadece bizim uyarımız... Yok, ben kimseye bakmayacağım. Çok uzun süre lafını kesip. Belki hiç kimseye bakmayacağım. Ben nasıl mutlu oluyorsa öyle olacağım. Ben sadece şunu uyarırım. Zarar göreceğin tabii ki, insanlardan, tabii ki, davranışlardan burada ya da sonrasında pişman koyalım, olacağın tabii şeylerden ki, uzak kal. Ki. Çünkü belki yeni bu tarz bir şeylerin içindesin. Sana zarar vermek isteyen, ama kullanmak güçlü insanlar isteyen arkamda var. Gerçekten insanlar benim, da olabilir. Bana abilik yapan, bana İnşallah ablalık İnşallah iyi yapan. İnsanlar karşına çıksın. Yarın bu arada biri bize Rize'den bir video atmış. Sana bir şey, ne videosu o? Bir, Ayşe Hanım, o da fenomenmiş. Sana bir videoyla karşılık vermek istemiş. Tabii ki. Bugün diyorsun ki ben müdür mü, müdür yardımcısı mı öyle bir şey olacağım. Hayatı boyu çalışmayan bir kadın herhangi bir işte çalışamaz. Ayakların üstte geç kalkırsın sen. Bu saatten sonra kalkma mümkün değil. Bunu iyice bir anla anla artık, anlamamazlıktan gelme. Olur mu? Senin en güzel yapacağın nedir biliyor musun? Türkiye olarak... Bütün kadınlar biz senin arkanda ne zaman oluruz biliyor musun? Engelli çocuğunu alırsın, o çocuğa bakarsın, o zaman senin anneliğini canı gönülden kutlarız. Diğer türlü millet zaten düşmüş şu anda geçim derdine. Kime ne, yaz gülü gitti, yaz gülü geldi, yaz gülü botokozdu ne de. Sen şimdi bu engelli çocuğu. Devlet babasına verildi, öyle uygun gördü. Ben eşime dedim ki çocuğumu bana ver, dedi ki ben sana verirsem araba benim elimde gidecek, araba onun üstünde. Şimdi ben kalkıp bu çocuğu getirsem devlet bana verir mi? Yani ceza bir alırım. Şekilde böyle anlaştık dedi, araba da onun içinde engelli. Çünkü... Beni anlayan insanlar zaten burada anlayacaklar. Ben bunu defalarca dile getiriyorum, bazı insanlar anlamıyor. Bu devlet bu çocukları babasına uygun gördü. Babasına verdi. Bu insanlar niye bu kadar üstüme geliyor ki çocuklar? Hı hı. Ben de isterim çocuklarımı yanıma. Ya o zaman gel kira paramı ver, bana bir ev verin. O zaman bana bir kira paramı ver, o zaman ben çocuklarımı alayım yanıma. Madem ki bu kadar duyuyor diyorsa. Duyuyor seni Ayşe Hanım. Duydun mu ki Ayşe Hanım? Ben şimdi bu çocukları nasıl alacağım? Devlet zaten nasıl bana vermez diyorsun ki çocuğu. Ayşe Çünkü Hanım. Çünkü bu tacı ben de isterim yani. Ayşe Hanım. Ben bu çocuğu devlet bana vermekten sonra ben gidip kendimi öldürsem mi? Duymuyorum arkadaşlar. Esra Hanım şimdi gerçekten. İyi günler. Duydum. İyi günler. Diyor ki Yazgül ben Allah... Devlet zaten babasına bu çocuğu verildi. Ben şimdi gidecek yerim yok. Ben bu çocuğu yanıma alayım nasıl bakacağım? Ben babasına Yazgül, derim. Bir dakika, dakika bir dakika bir hanımefendi. Bir dakika ben önce bir konuşup bir dinlemeyi bil. Bana dedi ki devlet dedi ben sana bu çocuğu veremem. Çünkü senin evin yok, yatağı yok çocuğu odası. Hı hı. Sosyalde gel bakacağız çocuğu bunlar, yatağı var mı, evi var mı? Biliyoruz bunları demesem de olur. Eşim dedi ki ben sana verirse araba elinde gidecek. Evet. Engelli tamam, arabasını aldım. Bir kilo arabası var. Evet. Ben nasıl bu çocuğu alacağım? Zaten ben güzel yerlere gelsin çocuğu zaten alacağım. Yazgül bir şey bir dinleyelim. Evet bir daha söyleyin Ayşe Hanım. Burada şey bu işlerle ilgilenen mesela bazen sosyalde bir arası var. Ezberden ezberlemişim. Bütün Türkiye kadınları olarak konuşuyorum seninle şu anda. Ama yanlış konuşuyorsun. Söyleyeyim çocuğum. Bir yanlış daha. Yanlış konuşmuyorum. Sen yanlış konuşmuyorum. Bir devlet değil mi bana? Ben nasıl alacağım bu çocuğu? Sen doğru konuşamazsın. Bir dakika. Söyleyin buyurun. Ben de bayağı hareket edemiyorum. Ben diyorsun ki benim sakat evladımın saç tıraşını veya diğer tıraşlarını temizliğini eşim görmüyordu. Eşin görmediği bir şeyi sen nasıl bırakıp gelebilirsin? Evim yoktu diyorsun. Bak sen zaten evliyken sen de yayın yapıyordun. Sen ya beynin yapıyordun. Ya yoktu ya da beynin ben, çalışmıyor ya da giriz. Normal değildir ya da konuşmayı bilmiyorsun. Belli bir yaşta. Bir dakika eleştiriye açık olman gerekiyor. Sen zaten ama yanlış konuşuyorsun. Ben bu yaşta sana bu şekilde cevap veririm. Evliyken de yayın sen yapıyordum. Sen bana nasıl gelirse ben sana bu şekilde cevap veririm. Yazgül öyle cevap ver. Evliyken de yayın yapıyordun evet, diyorsun. Evliyken de yayın yapıyordun. Ya sen yayın ediyorsan önce ben çocuk sana yanındayken yayın yapıyordun. Kimse sen sana bir şey diyor. Sen bütün gece ben seni TikTok'ta hatta benim resimle benim hani hareketlerimi de yapıp burada paylaşıyorsun. Ben görüyorum seni. Ha ya taklit mi ediyor evet, seni? Evet, taklit mi ediyor? Ben görüyorum hanımefendi. Bir dakika. Ben ne? Zaten 4 senedir TikTok'tayım. Bir bugün değil ki. Ben bugüne kadar bir Allah'ın kulunu eleştirmedim o TikTok'ta. Bir tek sen eleştirme sebebim. Bir sakat evlat. Bir de Tayyip Başbakanımız verdi. Onun ismini de bayağı koyuyor. Burada da videoları paylaşıyor. Evet. Ben. Hanımefendi diyorum ha. Etlerin alevi Rize'nin şakir etine bir doğru dürüst cevap ver.
Diyorum şimdi, ki sen zaten yayın yapmıyor muydun gülüm? Sen yayın yapıyordun değil mi? Evet. Evliyken de yayın yapıyordun. Öyle mi yazdın? Yapıyordu yani videoları. Bazı canlı yayın açıyordu. Bir kapatalım lütfen. Ya sen de aşı, sen de evli değil misin? Sen evli misin? Ya ben evliyim. Ben seni dinledim, sen de dinle sorumu acaba. Sen evli misin şu anda? Onun cevabını alabilir miyim? Ayşe Hanım, siz de sormak istiyorsunuz. Sen yaşıyorsun, sen yaşıyorsun. Tamam, sen de açıyorsun. Yazgül bir soralım. Ayşe sen yaşıyorsun. Bir dakika Ayşe Hanım. Siz ne sormak istiyorsunuz? Bir net konuya gelelim de. Ne soracaksınız? Ben diyorum ki, ben zaten evliyken de bu toplu yayın açıyordum. Tamam, evet. Çocuğum da yanında, bizi görüyorduk. Madem sen şu anda ev arıyorsunsa, önce ev aramak için oraya gelen paranı gidip orayı burayı şişirtmek, kaç kepiği takmayın. Bunlar hepsi sevenlerim tarafında yapılı bir kuruş paraya talep vermiyorum. Şimdi babasında o engelli aracı da olduğu için alamadığını, devletin de babasına verdiğini söylüyor. Ama ileride durumum düzelirse eşim dedi ben sana şu şunları vereceğim. Düzenimi kurarsam çocuğumu, engelli çocuğumu alabilirim, almak da istiyorum diyor Ayşe. Tabii şimdi ki. Ben şunu da söylemek istiyorum. Teşekkür ederiz Ayşe Hanım. Şimdi, kendisi evli, TikTok'ta arıyor, bir de gel bana akıl ben veriyor. Ben şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Evet, onu söyleyecektim aynen. Anlamadım ki hani ben. Yani şimdi sen kendisi de hani canım, şu an evli olduğu ve TikTok'ta olduğu için hani çok bir şey söyleyemiyorum. Hani TikTok'ta olmak kötü falan. Bana göre benim sevdiğim bir alan değil. Çok da bildiğim bir yerde değil. Ben insanları kötüye de yönlendirdiğini, özellikle bazı insanların orada farklı şeyler içerisinde olduğunu da düşünüyorum. Ama belki iyi kullanılırsa teknolojidir bu. İnsanlara iyi gelen tarafı da olabilir. Ama kötüye de kullanan çok kişi var. Ayşe Hanım, başka bir şey söyleyecek misiniz? Benim ona tek ricam var. Buyurun. Lütfen ne olursa olsun Allah aşkına o çocuğuna sahip çık. Başka da bir şey istemiyoruz sizinle. Git eşimle konuş. Başka bir şey yok. Git eşim, beni çok seviyorsan, malum ki düşünüyorsa benimle çocuğum, sana teşekkür ederim düşünüyorsa. Bak ben ne diyeceğim. Sen de evlisin, yeni sen de o da TikTok'tansa gitmiyor. Ben o çocuğa ulaşacağım. Ben o çocuğa sarılıp ve ağlamak istiyorum. O çocuğa sarılıp sen ağlamak istiyorum. Sen git eşimle konuş, söyle bu çocuğu annesine versin. Bakın sana ne diyecek. Ayşe Hanım, siz o çocuk için mi çok üzülüyorsunuz? Evet, git isterse gör bir eşimle konuş. Ben çünkü bak 21 yaşında dul kalırken benim çocuğum... Şu anda o çocuğum 35 yaşında ve ayakları düzeldi. Engelli herhalde. Ama bak Yazgül ne bak, diyor? Ben de sen izlemedin. Ben ilk yayına çıktığım zaman ben çocuklarıma ne kadar için çabaladım. Yuvamı zaten kurtarmak için BSR programına ilk çıktığım zaman. Ben ne yaptım, kurtaramadım yuvamı. Ben zaten ilk ne kadar savaştım. Yazgül, sen onu izledin mi? İster miydin evliliğini kurtarmak? Tabii ki isterdim. Ama işte eşim beni tercih etmedi. Ailesini tercih etti. Zaten eşim ben evli değildi ki. Ailesi de evliydi. Çok aileciydi. Bir düşünsen, hiç sevmediğin bir kişinin yanındasın. Hiç istemediğin bir kişiyle göz gözesin. Ben bunları neden beni istemediler? Mal mülkümü yedirmedim. Evim de vardı. Param da vardı. Her şeyim vardı. Vardı derken hayatım, yani kocanla birlikte tabii ki, mi yaptınız? Evet. Her şeyim vardı. Paranın içinde yüzüyordum ben. Şimdiki düştüğüm hale bak. Neden kıskandılar? Mal mülkümü yedirmedim işini. Dışlanıyordum. Kime yedirmeni beklediler? Onlara bize yedir. Ailesine. Evet. Ailesine o parayı ben de yedirmedim. İşim tepki alıyordum. Susacaksın. Biz alacağız malın mülkünü. Ama ben çocuklarımın rızkı sonuçta. Benim bu çocuklarımın geleceğidir. O yüzden istemediler beni. Peki sen o paralarını niye alamadın? Hangi para? Yani dedin ya, bir sürü malın mülküm vardı. Ya biz çekişmeli gitseydik alırdık belki. Donana kadar alırdım onu. Ben o kadar onun gibi aşk gözlü değilim. Maalesef o evi, parayı, arabayı seçti. Alsın yesin, vicdanı rahatsa yesin. Ben de ona bıraktım, istemedim. Yani sana 300 bin TL verdiler sadece. Ben onun parasını yemek istemedim. Nalet olsun onun da parasını da, malını da, mülkünü de. Şimdi şu mal mülk para için zaten beni yediler bunlar. Şu soru çok önemliydi. Yazgül, şu anki hayat tarzını görsen yine de diyorsun ki evliliğimi kurtarmak isterdim. Evet, zaten ben ilk yayına çıktığım zaman ben yuvamı kurtarmak için çıktım yayına. Ben ne kadar çabaladım, ne kadar ağladım. Hele o videoları bir şey yayınlasınlar. Ben ne kadar gözyaşı döktüm çocuklarım için. Eşim beni istemedi, çocuk ailesini istedi. Yani Yazgül, eşin mi seni bırakmış oldu yani? Ya ikimiz anlaşmayla boşandık. Eşim, ben dedim ona, gel evimizi burada çıkartalım. Çocuklarımızı alıp uzak bir yerlere gidelim. Ailenden birlikte uzaklaşalım. Büyütelim. Evet, çünkü ikisi bize zarar. Hem benim ailem de onun ailesi. Biz zarar görüyorduk. Bu evliliğimde zarar görüyorduk. Eşim dedi yok, ben istemiyorum dedi.
Şimdi ya ben dedim sen istemezse ben senden boşanacağım. Ya ben ailen. Dedi ki ben ailemi seçiyorum. Ailesini seçti. Alsın dedim o zaman alsın ailenin başına çıkıp ne yapıyorsa yap dedim. Ben zaten kaldıramadım da Esra Hanım. Aslında Yasgül bu senin birazcık. Ben çok eziliyorum. Çok dışlandım burada. Çok eziyordu beni. Eşim de bana sahip çıkmıyordu. Kendini birazcık da gösterme. Tek ya bir de ben ayakta, kendimi ezdirmiyordum. Ayakta evet. Durma çaban mı bu yani? Evet ben ezdirmiyordum kendimi. Onlara cevap verdiğim için beni sevmiyordu. Bir gelin nasıl onlarda nasıl mesela. Hı-hı. Susacaksın. Her şey susacaksın. Ama kusura bakma öyle bir dünya yok. Aslında şimdi sen de onlara karşı kendini ispatlamak istiyorsun. Bir şekilde yok, ayakta ona... durarak. Ya ayaklarda tabii ki durmak istiyorum. Dostum da var, düşmanım da var. Beni sevmeyen bile sevmeyen de var, sevmeyen de var. O da vardı ama ben kendimi ayaklarım üstünde durmak istiyorum. Kendimi bir yerlere gelmek istiyorum. Kardeşlerimle barıştın mı Yazgül? Hangi kardeşimle? Var ya bağlanmıştı bize Songül. Yok onunla konuşmuyorum ben şu anda. Hiçbir yine ablamdı mi? Tabii ki ne olsa olsa yine ben ablamdı. Bir sağlık durumu olursa tabii ki burada koşup giderim. Ne kadar olsa benim ablamdır. Olabilir aile içinde bunlar olabilir normaldir. Yani şimdi tabii insanlar biraz çok değişime uğrayabiliyor. Özellikle eşleri tarafından görünmedikleri zaman, değersiz hissettirdikleri zaman insan bir şekilde böyle de bir fırsat açılınca değerli olduğunu göstermek istiyorsun aslında evet, bir yandan da. Hem kendine ispatlamak istiyorsun hem insanlara. Yani insanlar bazen geçiş dönemlerinde bu şekilde davranışa olabiliyorlar. İleride ne olur, ne yapmak ister onu da tam bilmiyoruz tabii. Belki bambaşka bir yerde olursun. Yaz evet, bir de Ankara'dan bir telefonumuz vardı. Geçen gün hatta benim yanımda aradılar. O da o kişi de seni Ankara'daki ofisine müdür yapmak istiyordu. Vallahi. Evet. Ankara'da kişi. Ona da ulaşalım. Onunla da görüşelim. Aslında sen müdürlükten vazgeçtim dedin ama Ankara'dakiyle de şehir dışına çıkmak istemiyorsun. Yine de seni müdür. De bir görüştürelim. Müdür olmanı istiyor. Gerçekten beyefendi Ankara'da aradı. Bizim ofislerimiz var dedi. Orada müdür olmasını istiyoruz dedi. O zaman numarasını verirsin. Bana onunla bir konuşayım evet, ben. Evet şimdi numarasını veririz şimdi tamam, çıkışta olur, da. Olur. En azından teşekkür sen de ederim. Onunla görüşürsün. Tamam. Hayatta seçim senin. Müdür mü olursun? Şov dünyasının kalırsın? Türkiye'nin Shakira'sı mı olursun? Dene hangisi seni mutlu ediyorsa onu yap. Ama tabii, tabii ki de ben de herkesle aynı fikirdeyim. Hemen bu paraları tutup aldıktan sonra yerini tut ve çocuğunu al. İnşallah. İnşallah öyle olur. Teşekkür ederiz Yazgül geldiğin için. İnşallah hayat sana güzel şeyler getirir. Amin, diğer kişilerin de telefonlarını verelim.